Kendiniz hakkında yeni bir şey öğrenmek her zaman ilginç ve eğlencelidir. Davranış şeklimizin arkasındaki psikolojiyi anlamak, başkalarına karşı nasıl davranacağımızı bilmek ve kendimizi ifade etmek daha da çekici olabilir. Bu videoda kendinizi ve başkalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek en şaşırtıcı psikolojik gerçeklerin bir listesini hazırladım. Hepimizin favori bir şarkısı var. Bilim bu şarkının büyük olasılıkla duygusal bir olay ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Başkaları için para harcamak, kendimizi harcamaktan daha çok mutlu ediyor. Mutlu insanların etrafında zaman geçirirseniz, siz daha da mutlu olursunuz. 18 ila 33 yaşlarındaki insanlar, aile, iş, eğitim ve benzeri konularda büyük yaşam kararları verdiği için çok fazla strese maruz kalırlar. Uykusuz olsanız bile iyi uyuduğunuzu beyninize inandırabilirsiniz. Buna plasebo uyku denir ve size daha fazla enerji verir. Başka bir dilde düşündüğünüzde daha gerçekçi kararlar alırsınız. Hedeflerinizi önceden herkese anlatıp duruyorsanız başarı şansınız daha düşük olacaktır. Beyniniz yorgun olduğunda daha yaratıcıdır. Düşük benlik saygısı olan insanlar başkalarını küçük düşürmeye eğilimlidir. Daha başarılı ve zengin insanlar daha zeki ve bilgi olarak kabul edilir ve bunun tersi de geçerlidir. Çoğu zaman insanlar başarılı olanları ya da acı çekenlerin bunu hak ettiğini düşünür. Alınması gereken karar ne kadar karmaşık olursa o kadar çok kişi bir şeyleri olduğu gibi bırakmaya eğilimlidir. Mağaza çok fazla seçeneğe sahipse ve insanlar hangi ürünlerin daha iyi olduğunu hemen anlayamıyorsa muhtemelen satın almadan ayrılacaklardır. İnsanlar neler olup bittiği hakkında hiçbir kontrole sahip olmadıklarını hissettiklerinde ilgisiz resimlerde var olmayan kalıpları görmeye ve komplo teorilerine inanmaya eğilimlidirler. Gelecek hakkındaki iyimser inançlar insanları fiziksel ve ruhsal hastalıklardan koruyabilir. Sevdiğin biriyle el ele tutuşmak, stres ve korku gibi fiziksel acıları hafifletebilir. Depresyon, aşırı düşünmenin sonucudur. Akıl, var olmayan sorunlar yaratır. Müzik türü, dinlediğiniz dünyayı nasıl algıladığınızı etkiler. 20 saniyeden uzun bir sarılma, sarıldığın kişiye güvenmeni sağlayan kimyasal maddeleri vücuduna bırakır. İnsanlar, fiziksel olarak yorgunken daha dürüsttür. Bu yüzden insanlar gece geç konuşmalar sırasında bazı şeyleri itiraf ederler. 16 ile 28 yaş arasındaki dönemde ortaya çıkan herhangi bir dostluğun sağlam ve uzun ömürlü olması daha olasıdır. En iyi tavsiyeyi veren kişiler genellikle en çok sorun yaşayanlardır. Duygularımız iletişim tarzımızı etkilemez. Aslında tam tersidir. İletişim kurmamızın ruh halimiz üzerinde bir etkisi vardır. Bir kişinin kendi çalışanlarına nasıl davrandığı karakteri hakkında çok şey ifade eder. Yüksek frekanslı müzik dinlerken kendinizi sakin, rahat ve mutlu hissedersiniz. Geceleri düşünce akışınızı durduramazsınız. Ayağa kalkıp yazabilirsiniz. Bu zihninizi rahatlatacak, böylece uyuyabileceksiniz. Akıllı insanlar ortalama insandan daha az arkadaş sahibi olma eğilimindedir. Kişi ne kadar akıllı olursa o kadar seçici olur. İnsanlar gerçekten ilgilendikleri şeyler hakkında konuştuklarında daha çekici görünürler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.